Akit TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Saatler 16'yı gösteriyor. Gündemdeki gelişmelerle huzurlarınızdayız. Bugün Moskova çok önemli bir ziyarete ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin'le ikili görüşmelerini gerçekleştiriyor. Sürpriz gelişmeler yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Birazdan kameralarımızı Rusya'ya çevireceğiz. Ama onun öncesinde gece bültenlerinde özellikle sürekli canlı yayın yaptığımız İngiltere'den iş adamı Ender Güven stüdyo konuğumuz. Kendisine merhaba diyeceğiz ve Türkiye-İngiltere arasındaki diyaloğu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Özgür Bey. Çok teşekkür ederim. Aslında uzun süredir Skype bağlantısı yapıyorduk. Türkiye ve İngiltere arasındaki hem gelişimi hem politikayı konuşuyorduk. Hem de bir taraftan elbette ki ticari ilişkileri konuşuyorduk. Bugün İstanbul'a geldiniz ve gelmişken de stüdyoda sizi ağırlıyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum ilk olarak. İngiltere denildiği zaman son dönemde gündemdeki en önemli mesele Brexit sonrası İngiltere'de neler olacak? Brexit sonrası İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra özellikle ticaret hacmi noktasında neler yaşanıyor? Şu an İngiltere Brexit'le ayrılma sürecini bildiğiniz gibi biraz sorunlu bir şekilde gerçekleştirdi. İki kere halktan güven oylamasına gidildi. Bunun öncesinde üç kere hükümet değişti. Üç kere başbakan değişti. David Cameron'la başlayan süreç Theresa May, sonrasında Boris Johnson'la devam etti. Biz bir ara İngiltere hiç Brexit'le çıkış yapamayacağını düşünüyorduk ve neyse ki bu gerçekleşecek öylesine. Zaten İngiltere'nin Avrupa Birliği giriş süreci de Özgür Bey 10 senelik bir periyotta olmuştu. Avrupa Birliği'ne giriş başlangıçları 10 senelik bir periyot sonucunda İngiltere Avrupa Birliği'ne girmişti ve o zaman girdiğinde dahi bile kendi para birimini değiştirmemişti. Schengen vize sınırlarını kabul etmemişti. Yani bir ayağını birliğin içinde tutup diğer ayağını zaten birliğin dışına koymuştu. Şu anda da ekonomiksel olarak Avrupa'da bir resesyon var. Bundan ülkesi etkilenmemek için, İngiltere bu resesyondan etkilenmemesi için ekonomisini rahatlatmak amacıyla Brexit sürecini başlattı ve şu an esas Brexit sürecinin başlamasının altında yatan faktör ekonomik kaygı ve şu an aslında bakıyorsunuz Avrupa'da da bir mülteci sorunu var. Biz sınırlarımızı açtıktan sonra şu an bir göç gözleniyor. Avrupa Birliği ülke sınırlarına girince bu göç dalgası, atıyorum Yunanistan'dan veya Bulgaristan'dan Avrupa Birliği ülkelerine giriş yapan herhangi bir vatandaş Avrupa Birliği'nde sınırları olmadığı için Hollanda'ya, Fransa'ya kadar gidebiliyor. Ve Hollanda ve Fransa'nın karşısı da zaten İngiltere. Aynı zamanda bu mülteci sorununda tarafı olmamak için, ülkesi etkilenmemesi için bunu da öngererekten bu Brexit sürecini başlattı. Peki. Gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak bilgileri servis etti ve bu arada maalesef İdlib'de de bir askerimiz şehit oldu. Son dakika gelişmesini aktaralım. Şimdi sohbetimize devam ediyoruz. Bir taraftan İngiltere ile Brexit sürecini konuştuk ama şu an itibariyle İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkiler Brexit ile beraber nasıl gelişir? İngiltere ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere baktığımızda İngiltere Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği bir ülke. Yani bizim yapmış olduğumuz ihracatlarımız ithalatlarımızdan daha fazla. Avrupa'da en yüksek ikinci sırada ticaret hacmimizin olduğu bir ülke. Dış politikaya baktığımızda da İngiltere, biraz önce arkadaş da söyledi, son 35-40 senedir İngiltere dış politikasıyla Türkiye Cumhuriyeti dış politikası paralellik göstermektedir. Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde ya şu an İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkacağını deklare etti. Ama Avrupa Birliği diyor ki bizim kapımız size her zaman açık. Hı hı. Öyle bir kapıyı açık tutuyor. Peki İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra Avrupa Birliği'ne mensup ülkelerin vatandaşları İngiltere ile bir vize çerçevesi içerisinde İngiltere'ye giriş yapacak mı yoksa serbest mi? Şu an hali hazırda İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği üyesi vatandaşları yaklaşık bir senelik süreç içerisinde, bu Brexit süreci başlama süresi içerisinde İngiltere'de yaşadıklarını deklare ettiler. Herhangi bir işte çalışıyorlarsa bunu gösterdiler ve 5 yıllık oturum süreci İngiltere'de aldılar. Yani şu an Avrupa Birliği ülke, İngiltere'de yaşayan ve çalışan Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları 5 senelik bir oturumla daha yaşamlarını devam ettirecekler. Ama bundan sonrası olacak sosyolojik yapıyı ise İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda kıtasında bir sosyolojik model denedi. Bu denediği modeli orada başarılı bir şekilde, bu model şu an orada da hali hazırda
içinde, hayatın içinde o modeli İngiltere'ye getirecek. Yeni gelmek isteyen AB üye ülkeleri, vatandaşları vergilerini ödedikleri takdirde İngiltere'de oturum izni alabilecekler. İngiltere'de yaşayabilecekler. Zaten bir iş adamı hangi ülkede yaşamak istiyorsa o ülkede yatırım yapmak zorunda. Oraya sermayesini getirmek Türkiye'ye zorunda. Türkiye'ye yansımaları nedir? Şimdi İngiltere ve Türkiye arasında bir Ankara Anlaşması var bildiğim kadarıyla. Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen vatandaşlar bu anlaşma çerçevesindeki kriterleri yerine getiriyorlar ve İngiltere'de bir iş kurdukları takdirde İngiltere'de oturum izni alabiliyorlar. Peki bundan sonrası için özellikle Brexit'le birlikte İngiltere tam anlamıyla Avrupa'dan çıktıktan sonra Türkiye ve İngiltere arasındaki hem ticari ilişkiler hem de ikili ilişkiler nasıl etkilenir? İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyor ama şu an ben sorunuza geleceğim. Avrupa Birliği üye ülkeleriyle ikili anlaşmalar hali hazırda yapıyor. Çünkü AB üyesi ülkelerle ticari anlaşmalar var ve ürünün bu anlaşmalar ise ürünün ve hizmetin serbest dolaşımı ile alakalı. Yani gümrük olmadan gümrüksüz geçişlerle alakalı. Bu da ticareti kolaylaştıran bir hamle. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerle Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ikili ticari anlaşmalar İngiltere'de şu an konuşuluyor. Bu aslında güzel bir fırsat Türkiye için. İngiltere ile güzel anlaşmalar yaparsa gümrük birliği duvarını aşıp ticareti kolaylaştırabilecek anlaşmalar yapılabilir. Amerika da zaten bunu bir fırsat olarak gözlüyor. İngiltere üzerinden Avrupa'ya yatırımlar yapmak istiyor. Şu an İngiltere'nin en büyük sağlık kurulumu NHS'i Amerikan fonlarının satın alma teklifleri İngiltere'de konuşuluyor. Peki. Siz yatırımdan söz ettiniz. Yatırım denilince elbette şu anda Türkiye'de ekonomik anlamda bir durgunluk söz konusu ve dışarıdan gelebilecek aslında herhangi bir yatırıma Türkiye gerçekten ellerini açarak destek olabilecek noktada ve bunu da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan belirtti. Şimdi gözlerimiz hemen size çevrildi. Siz de başarılı bir İngiltere'de iş adamısınız. Türkiye'ye yönelik olarak düşünceleriniz ve yatırım fikriniz var mı? Türkiye şu an yatırıma müsait ve aslında benim düşüncem ihracat yapılabilecek seviyede bir ülke. Çünkü kurlardan dolayı kurlar ihracat yapmaya çok müsait. Şu an Çin'deki gözlenen koronavirüsüyle birlikte Çin'deki bazı fabrikalar üretim yapamıyor. Çin'den ticaretle alakalı olarak gümrükler kapalı, limanlar kapalı. Avrupa Birliği ülkeleri Çin'le çok sıkı ticaret ilişkileri içerisinde ama bu Çin'den tedarik edilemediği için Türkiye'deki firmalar için bu geriledi avantaj. Biraz öyle sanıyorum. Bu bir avantaj. Türkiye'deki firmalar ihracatlarını yüksek miktarda yapabilir. Çin'in bir alternatifi olabilir. Özellikle ambalaj grubu ürünlerde. Türkiye'nin ambalaj, mobilya gibi ürünlerde Türkiye'deki firmalarımız ihracatlarını yapabilir. Çin'in alternatifi olabilir şu seviyede. Peki şimdi koronavirüs dediniz, oradan devam edelim dilerseniz. Dünyayı etkisi altına alan, kasıp kavuran ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de ifadesiyle gerçekten yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir vakayla karşı karşıyayız. Dört bir tarafı sardı ki İngiltere'de de çeşitli vakalar çıktı. Çin zaten sormaya gerek yok. 1,5 trilyon dolar kaybı olduğu belirtiliyor Çin'in ve dünya piyasalarında alt üst etti. Koronavirüs ve ekonomi arasındaki ilişkiler bundan sonra karşımıza hangi manzarayı çıkartır? Çin'in yapmış olduğu ihracat seviyesi gittikçe düşüyor. Çin firmalarının borsadaki değerleri gittikçe düşüyor. Dünya piyasalarında Çin merkezli fonların ve firmaların borsadaki değerlerinize baktığınızda düşüyor. Yani küçük de bir ekonomik sarsıntı bu virüsten dolayı Çin'de gözleniyor. Ama bizim ülkemize baktığımızda biz transport açısından Çin'den daha yakınız Avrupa Birliği ülkelerine. Diğer kıta ülkelerine lokasyon olarak güzel bir lokasyondayız. Yani bunu fırsata çevirebiliriz. Bunun için de zaten kur seviyeleri çok güzel bir ihracat için altın bir noktada, güzel bir noktada. Zaten devletin de ihracat yapan firmalarının önünü açmak adına çok güzel teşvikleri var. Gerçekten şu an hani teşvikleri de arkanıza alarak, kurun desteğini de arkaya alarak Çin'de oluşan riskleri ve tehlikeyi de fırsata çevirerek şu an Türkiye'deki firmalar ihracat için daha fazla pazarda
agresif olabilir. Peki. Ve kazançlı siz olabilir. Şimdi gıda sektöründe bir şekilde yatırım yaptınız ve gıda sektöründe gerçekten iş hacminizi genişletiyorsunuz bildiğim kadarıyla İngiltere'de. Şimdi Türkiye'de gıda sektörü denildiği zaman akıllarda bir takım soru işaretleri oluyor. Özellikle son dönemde organik beslenmeye ve organik gıdalara doğru yelken açıldı. Öyle sanıyorum ki dünyanın da temel anlamda en ciddi sorunlarından bir tanesi organik beslenme. Organik beslenme gerçekten insanların sağlığını tam anlamıyla koruyabilecek mi? Bir taraftan da aslında organik besleniyoruz ama gerçekten o eski tat ve lezzet yok deniliyor. Neler söylersiniz? Özgür Bey, aslında doğanın kanunu bir anlamda orijinale dönüş. Gıda sektörü evet çok hareketli bir sektör. Gıda piyasaları çok hareketli bir piyasalar ve paranın en hızlı döndüğü piyasalar. En hızlı döndüğü sektör. Şu an dediğiniz gibi gıda sektöründe gıda terörü adını verebileceğimiz şeyler oluyor. Gıda katkı maddeleriyle ürünün raf ömrünü uzatma teknikleriyle gıda terörü denilen şey ne yazık ki var. Ama bundan 50-40 sene öncesine baktığımızda her şey daha doğaldı. Daha doğal ürünler kullanıyorduk. Doğanın kanunu, ağaçlar kuruyor, yeşeriyor, yeşeren taraf daha güçlü oluyor. Hayvanlar tüylerini döküyor. Yeri geldiğinde teknoloji kendini yeniliyor. Bilginin ömrü gittikçe kısalıyor. Bugün bildiğiniz ömrü teknolojinin de desteğiyle yarın farklı bir bilgi haline geliyor. Göreceksiniz hep böyle bir orijinale bir dönüş var ve asıl kendine bir dönüş var. Gıda sektöründe de şu an bu dönüşü gerçekleştiriyor. Dediğiniz gibi 50 sene önce bir doğallık vardı, organiklik vardı. Kimse organiğin adını bilmiyordu ama doğallığın adını biliyordu. Şu an bugün onun adı organik oldu ve yavaşça da insanlar tekrar eski özüne dönüyor. Bu siyasette de öyle. Çünkü dünyanın şartlarına baktığınızda hep bir öze dönüş her zaman var. Bunu tarihe de baktığınızda hep tarih kendini tekerrür ediyor. Peki siyasetten bahsettiniz. Şimdi bir taraftan da son dönemde Türkiye Rusya ile karşı karşıya geliyor mu gelmiyor mu soru işaretleri vardı. Bu noktada aslında İngiltere'nin de Türkiye'ye vereceği destek çok önemli. Siz İngiltere ve Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Dediğim gibi son 35-40 senedir dış politikada İngiltere ve Türkiye'nin dış politikaları paralellik gösteriyor. İngiltere Türkiye'yi hem Orta Doğu'ya açılan kapısı hem de Asya'ya açılan kapısı olarak görüyor. Çünkü Türkiye'nin jeopolitik konumu bilindiği üzere çok Türkiye iyi için tarihi serüvende de İngiltere önemliydi. İngiltere için de Türkiye çok önemli orası. Evet. Gerçekten önemli. Tarihe de baktığımızda hep 1700 ve 1900 yıllar arasında Türkiye ve Rusya arasında bugünkü gördüğümüz gibi yine bir tarihte şey görüyorsunuz, çekişme görebiliyorsunuz. Dış politikalar siz de bahsettiğiniz gibi seneler yani günlük, yıllık, aylık değil uzun periyotta yapılan planlamalar oluyor. 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık gibi. Şu an son dönemde son 35-40 yıldır İngiltere ile Türkiye aynı çizgide yürüyor. Peki şimdi Brexit ile beraber Türkiye ve İngiltere arasında yeni bir Ankara Anlaşması'na benzer herhangi bir anlaşma gündemde mi? Siz buna ilişkin ne düşünürsünüz? Ankara Anlaşması'yla İngiltere şöyle bir şey yapıyor. Türk iş adamlarına İngiltere'de iş kurma olanağı veriyor. Evet. Şimdi diğer ülkelere baktığınızda her ülke iş adamlarına zaten kapısını açıyor. Şu an siz bir ülkede yatırım yapmak istiyorsanız dünyanın her tarafında, her ülkede siz oturma hakkı, iş kurma hakkı elde edebiliyorsunuz. Belki bu şartlarda bazı şartlar iyileştirilir, bazı maddeler buna eklenebilir ama aynı şekilde anlaşmalar devam edebilir. Yani siz bir ülkeye yatırım yapmak istediğinizde dünyanın her tarafına yatırım yapabilirsiniz. Ama ülkemizde de mesela devletin iş adamlarına, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen iş adamlarına destekleri var. Bu dünyanın her tarafında buna benzer şeyler var Özgür Bey. Bu desteklerden biraz bahsedebilir misiniz? İngiltere Türk vatandaşlığına ne tip destekler veriyor yatırım yapmak isteyen? Siz yatırım yapmak istiyorsanız size işinizi kurmak amacıyla hani çalışma İşinizi kurmak amacıyla işinize kurabilirsiniz izni veriyor, oturum izni veriyor. Bu oturum izninde de size faaliyetlerinizi gerçekleştirebileceğiniz için öncelikle bir yıl tanıyor. Bu bir yıl süresinde siz zaten piyasayı öğrenebiliyorsunuz, kurmak istediğiniz iş için belli adımlar atabiliyorsunuz. Daha sonra bu bir yılın sonucunda değerlendirmeler yapıyor. Değerlendirmeler neticesinde siz kendi ayaklarınız üstünde durabiliyorsanız sizin vizenizi, oturum izninizi uzattırıyor. Bu şekilde siz orada basamak basamak
Orada yaşama adapte olabiliyorsunuz, iş kurabiliyorsunuz. Siz şimdi hem Türkiye'yi çok iyi biliyorsunuz, Türkiye'de de çeşitli sektörlerde hizmet verdiniz, İngiltere'de de veriyorsunuz. Türkiye ve İngiltere arasındaki iş yapma noktasında farklılıklar ve benzerlikler neler? O Avrupa Birliği üyesi olmasından dolayı İngiltere'de iş yapmak biraz daha kolay. Çünkü beyan usulü, bazı şeyler beyan usulü. Burada çok ciddi bir bürokrasi var. Bürokrasi var. Buradaki firmalar ne yazık ki, hani ben burada da, buradaki firmamda da dış ticaret yaptığımızda genelde firmaların ortak sorunu dokümantasyon işleriyle çok uğraşmak. Ne yazık ki mevzuatlar gün geçtikçe iyileştiriliyor. Lakin dokümantasyonlar firmaları biraz yoruyor. Bu dokümantasyonların firmaları yorması sebebiyle firmalar pazara kendi konsantrasyonlarını veremiyorlar. Yani ayrı bir enerji sarf etmeleri gerekiyor. Ama diğer türlü baktığımızda İngiltere'de oturmuş bir ekonominin, oturmuş bir sistemin olması sebebiyle firmalar pazarda daha güçlü yer edinebiliyor. Bu bir artısı olabiliyor. Peki ilerleyen dönemde İngiltere'deki hedefleriniz nelerdir? İngiltere ile Türkiye arasında biz kendi dış ticaret ve ithalat ihracat hacmimizi biraz daha arttırmak istiyoruz. Şu an zaten Türkiye ekonomisi de ona müsait. Türkiye'deki gerçekten her türlü ürünü ürettirebiliyorsunuz, yaptırabiliyorsunuz. Türkiye'de çok güzel bir üretim kabiliyeti var. Güzel, kaliteli ürünü sürekli hale getirebilirsek Türkiye'de firmalar yurt dışında ve dünya pazarında kalıcı yerler edinebilir. Bizim ülkemizdeki tek sıkıntı kaliteyi sürekli hale getiremiyoruz. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Kaliteyi sürekli hale getirip markalaşma olgusu yapabilirsek dünya pazarında Türk malı ürünleri daha fazla görebiliriz her sektörde. Şimdi bir taraftan da Türk iş adamları dünyaya açılıyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da güçlü bir şekilde bunun arkasında duruyor. İngiltere'ye gelip yatırım yapmak isteyen çeşitli Türk iş adamları da ortaya çıkıyor. Buna ilişkin olarak Türk iş adamlarına vereceğiniz mesajlar nelerdir? Türkiye ile ticaret seviyelerini arttırmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'deki firmalara yurt dışındaki pazarı anlatmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Avrupa'nın her türlü ülkesinde veya Asya'nın her türlü ülkesinde aldıkları, yaptıkları ticareti Türkiye'de de bulabileceklerini tavsiye ediyorum. Yalnız buradaki üreticilere de, sanayicilere de yurt dışındaki pazarı doğru aktarmak gerekiyor. O yüzden dolayı Türk iş adamlarının yapması gereken şey dünya pazarını ve ekonomisini ülkedeki üretici ve iş adamlarıyla bir beyin fırtınasıyla dünya pazarını Türkiye'deki pazardaki iş adamlarını anlatmak. Çünkü gerçekten biz Türkiye'den bu iş adamlarına dünya pazarını anlatabilirsek, dünyanın kabul ettiği ürünleri, pazarın kabul ettiği ürünleri buradan ürettirebilirsek ve bunu sürekli hale getirebilirsek, kaliteyi stabil hale getirebilirsek pazarda biz kalıcı olabiliriz. Çünkü Türkiye'nin üretim kapasitesi, üretim becerisi çok yüksek. Bir istikrardan söz ediyorsunuz. Evet. Kalıcı anlamda kalite istikrar. Şimdi bir taraftan yurdumuzda baktığımız zaman iş adamlarına yönelik bir güven erozyonu olduğunu görüyoruz. İş adamlarına yönelik bu güven erozyonunun önüne nasıl geçilir? Yani tekrar o eski saygınlıkları nasıl kendilerine verilebilir? Ya, ticarette hani siz bir iş adamı pozisyonundaysanız bazen ne kadar çok kazanayım değil, hani ne kadar sürekli kazanabilirim mantığıyla iş yapmanız gerekiyor. Yani ticareti bir günlük, iki günlük değil, o sizin bir işiniz, göreviniz veya bir ömür boyu yapacakmış gibi ticarete başlamanız gerekiyor. Ticareti 50 metre, 100 metre koşucusu olarak değil, uzun süreli bir maraton olarak görmek gerekiyor. Ben çok önemli öyle sanıyorum. Bu uzun maraton gibi düşünürseniz zaten, hani insanların güvenini sağlarsanız, pazarda sizi bir noktadan sonra kabul ediyor. İlk basamak çok önemli. O ilk basamağı da sizin son basamağınız gibi görmemek gerekiyor Özgür Bey. Yani ticareti bir günlük değil, uzun süreli görürsek arkanızdan sizden sonra gelen insanlar adına da önünü açmış oluyorsunuz. Kendinize karşı bir sorumluluğunuz yoksa eğer, bırakın da başkalarının sorumluluğunu da almayın elinizden. Yeter ki güzel işler yapmak. Peki. Olsun, heves ve niyet. Peki, siz şimdi İngiltere'de gerçekten rüştünü ispat etmiş, genç yaşına rağmen başarılı bir iş adamısınız. Şimdi genel olarak klişe anlamda bu sorulur, başarınızın sırrı nedir diye. O klişenin içerisine ben de bir kez daha gireyim. Başarınızın sırrı nedir? Sürekli olmak, özgür ve istikrarlı olabilmek.
dediğimiz gibi biz uzun süreli maraton koşuyoruz. Hani kısa süreli bir maraton koşucusu değiliz. Uzun süreli koşmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da arkadaşlarımıza hani bizden destek isteyen veya bu konuda dış ticaret öğrenmek isteyen arkadaşlarımızın da önünü açmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu ülkemizde çok yetenekli ürün, üretim, kabiliyet her türlü şey var. Dünya piyasalarına da ürününü koyabilecek, malı hizmeti götürülebilecek kabiliyet var. Bu kabiliyeti kullanmak gerekiyor. Her şey var aslında. Hani hamur yaparsınız, un vardır, su vardır, tuz vardır. İşte onu karışık hale getirip hamur haline dönüştürmek gerekiyor. Hamuru da hep her zaman aynı kıvamda tutturmak için de kaliteyi stabil hale getirmek gerekiyor. Şimdi iş adamları dediğimiz zaman dışarıdan çok cazip geliyor. Netice itibariyle gerçekten finansal anlamda güçlü olan, temelleri sağlam olan kişilerden söz ediyoruz. Ama aslında bir de perde arkasına baktığımız zaman iş adamlarında çeşitli sıkıntıları var. Örneğin gerçekten kendi çatıları altında çalışacak olan insanlara ciddi anlamda düşünüyorlar ve bu insanların derdiyle dertleniyorlar. Şimdi iş adamı olmanın yararlarının yanı sıra zorlukları ve zararları neler sizce? Ya işle özel hayatı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Hani herhalde o anlamda soruyorsunuz. Özel hayatta bazı şeyler yaşanabiliyor ama iş hayatıyla özel hayatı farklı. İşte yani iş disiplininde kaldığınız yani sürece başarılı olabilirsiniz. Yani iş disiplini çok önemli. Öyle evet. Sürekli aynı Skype bağlantılarımızda da bu vurguda bulundunuz. İş disiplini bir kurumu gerçekten hem dinamik hale getiriyor hem de o kurumun çıtasını yükseltiyor diyebilir miyiz? Çünkü pazarda çok rekabet var Özgür Bey. Siz işinizi doğru düzgün yapmazsanız yapacak çok insan var. Boşluklar doldurulur tabii, diyorsunuz. Tabii alternatifler çok var Özgür Bey. O yüzden dolayı kendinize ne kadar saygınız varsa işinize de o kadar saygınızın olması gerekiyor. Peki son olarak İngiltere'deki serüveninizin başlangıcına dönelim. İngiltere'deki serüvenim benim abimle başlıyor. Çünkü abim İngiltere'ye taşınmıştı. Biz ilkokul, ortaokul, üniversite hep aynı şekilde devam ettik. Yani ben onun izinde devam ettim. O İngiltere'ye, Londra'ya taşınma, orada yaşama kararı aldıktan sonra benim iş, staj, daha sonra iş, dış ticaret serüvenim hep onun yanında, gelişimimi onun yanında tamamladım. Yani bana bir tam rol model oldu. Ne öğrendiniz mesela? Şimdi çok genç yaşta, 26 yaşında Türkiye'den İngiltere'ye gittiniz bildiğim kadarıyla. 26 yaş şu anda Türkiye'de çok ciddi anlamda insanlara sorumluluk verilmeyecek bir yaş grubu. Evet. Siz belki de Türkiye'nin henüz tam anlamıyla pazar payını, pazar politikasını bilmeden İngiltere'ye gittiniz. Çok zor değil miydi? İşi biraz işte öğrendim ama rol modelim vardı yanımda. Hata yaptığımda hani çizgimin dışına çıktığımda beni çizgiye tutacak bir avantaj vardı. O benim en büyük avantajım oldu. Yani hemen bir rol modelimin yanında olması, hani yaşça da benden 3 yaş büyüktü abim. Bana yol göstermesi, pazar, o İngiltere'deki piyasaları ve ekonomiyi benden daha iyi biliyordu. Beni her zaman yönlendirmesi, cesaretlendirmesi ve bana risk almayı öğretmesi onun sayesinde oldu. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Genç iş adamları gerçekten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü hem bir rol modeli ihtiyaçları var, hem bir yol göstericiye, bir rehbere ihtiyaçları var ama bu esnada da bir güven bunalımıyla karşı karşıyalar. Gerçekten inandıkları insanlardan bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldıklarında artık yapacakları işi de yapmamaya başlıyorlar ve küsüyorlar. Bu noktada gençlere yönelik vereceğiniz tavsiyeler neler? Bizim eğitim sistemimizde ne yazık ki biz daha çok teoriyi öğretiyoruz. Teoriyi öğrettiğimiz için biraz da pratiğe. Öğrenme sisteminde arkadaşlarımıza pratiği öğretmemiz gerekiyor, piyasaları öğretmemiz gerekiyor, dünya ekonomisini göstermemiz gerekiyor. Eğitim sistemimizde daha çok yönlendirmeleri yaparsak, özgüven kazandırırsak o arkadaşlarımız her şeyi yapabilir. 20 ile 30'lu yaşlar arasında gerçekten çok becerikli. Arkadaşlarımız var. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve aktardıklarınız için. Zevkli bir program oldu. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkürler, sağ olun Özgür Bey. Evet, iş adamı Ender Güvenç ile Türkiye ve İngiltere arasındaki diyaloğu ve işbirliğini konuştuk. Bundan sonra bir taraftan da ticari tacimi ne olur, Brexit sürecinden sonra İngiltere'de neler yaşanır? Tüm bu perspektiflerden olayları süzmeye çalıştık efendim. Şimdi aktarabilecekleriniz bu kadar.